Şu anda hükümetin bu konuda ne yaptığı belli değil. Geçtiğimiz günlerde Sayın Çalışma Bakanı'na gittik. Siz evet. de oradaydınız. Evet. Merak ettik. Dedi ki ya bu konuda ne var, ne yapıyorsunuz? Sağlıklı bir bilgiye ulaşamadık. Net bir bilgi, net bir bilgi yok. Vermedi Sayın yani Bakan, biz evet. diyoruz ki fazla çalışmaların yeniden düzenlenmesi lazım. Şimdi bakınız Gökhan Bey, bir işçi, devletteki işçi veya özel sektördeki işçi, eğer mesai günü, bugün mesai gündür, perşembe, bugün bir saat fazla çalışırsa o günkü saat ücreti kadar para alır en az. Evet. Yani saat ücreti, normal çalışma neyse onu alır. Hafta sonu gelirse iki katı, bayram seyran özel %50 fazlası, bayram seyran iki katını alır. Evet. Şimdi bizim kamu kurumlarımızda bazı kurumlarda fazla saat çalışma ücretimiz 1 lira 30 kuruş, kimisinde 2 lira 60 kuruş, kimisinde 3 lira 90 kuruş. Değişken yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir saat, yani bir normal memur diyelim ki 2000 lira maaş alıyorsa ortalama ek ödemesiyle beraber ortalama memur maaşı, bu memurun bugün mesaiye kalıyorsa en az fazla mesai saat ücreti 10 lira olması lazım. İşçilerle, devlette çalışan işçiye veriyorsun bunu. Evet, evet. Hafta sonu gelirse saat başı 15 lira alması lazım. Ama bu bir komik bir ücret. Buna rağmen maliyede bugün fazla çalışmayı kaldırın, memurlar perişan olacaktır. Niye? Ayda 300 lira 400 lira fazla mesai yaparak para kazanan memurum, özellikle büyük şehirlerde, illerde, ilçelerde, çocuğu üniversitede okuyorsa, çocuğu lisede okuyorsa perişan, kira veriyorsa perişan, onunla bir şeyler sağlıyor. Şimdi siz ben bunları kaldırdım diyemezsiniz. Ciddi bir biz diyoruz ki bunları doğru düzenleyelim. Gerçekten devletimizin, memurumuzun fazladan çalışmaya ihtiyacı varsa o çalışmayı yapsın. O memurumuzu da çok fazla bunaltmadan ama saat ücretini de adaletli o versin. Yani o memurum da fazla çalışmaya kaldığı zaman da çalışsın. Evet. Biz sendik olarak haktan hukuktan yanayız. E şimdi bunların kaldırılması demek, inanın, birçok memurumuzun ekonomik bütçü bir kayba uğratacaktır. Sıkıntı yaratacaktır. Biz yine ısrar ediyoruz. İhtiyacı varsa devletimiz çalıştırmalıdır. Karşılığında tam vermelidir. Ve bu uygulamayı da bir an önce açıklamalıdır. Şimdi memurlar bunu bekliyor. Çünkü zaten önümüzdeki dönem 3 artı 3 zam demek, memuru, işte kış şartları, zamlar bunaltacak. Niye bunaltacak? Niye 3 artı 3? E efendim diyor hükümet, benim diyor 2013 yılı hedefim, enflasyon hedefim 3 artı 3. Eğer diyor bu hedef tutmazsa yıl sonunda 3 artı 4 olursa bir puan veririm. Otomatikman 12 ay ötelemiş oluyor değil mi ya, efendim? Tabii ki. Ya niye büyümeden pay vermiyorsun? De ki madem hakikaten haktan, hukuk